Nasıl kurulduğu detaylarını bilmiyorum. Yani Kürdistan Özgürlük Partisi diye 117 tane siyasi parti olduğunu biliyorum. Bir tanesi geçen hafta kuruldu. Partinin kısa adı da Aday. Aydınlıkla ilgili bir parti. Yani onu da bilmiyorum. Yani bunların niçin kuruldu? Bunlar hukuki meselelerdir. Hukuki olarak kurulabilir mi, kurulamaz mı noktasında söylerseniz ben sorunuzu HDP ile devam ettirip bağlayayım. Zaten biz de HDP'nin hukuki olarak kurulup kurulmasını, kurulmamasını, hukuki olarak meşru olup olmadığını tartışmıyoruz. Meşruiyet derken hedefi saptırmayalım. Bizim meşruiyet tartışmamız hukuki meşruiyet değil. Hukuki olarak kurulan zaten meşrudur. Orada bir şey yok. Ancak HDP meşru bir partidirin arkasını doldurmaz cümleyi devam ettirmezseniz sanki HDP'nin yaptığı, PKK ile yaptığı destek, işbirliği sanki meşruymuş gibi algılanıyor. Bizim itirazımız zaten bu. Meşru olarak kuruldunuz. Bu devlet AK Parti'ye, CHP'ye nasıl meşruiyet verdiyse HDP'ye de öyle verdi. Ama kendileri sürekli PKK ile ilintili işler yaparak veya PKK'ya terör örgütü diyemeyerek bu meşruiyetlerini kaybettiler diye düşünüyoruz. Tabii ki bizim dememizle de olmaz. Bunun cevabını Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi verecek. Onlar millet adına karar verecekler. Diyecekler ki HDP evet PKK'nın ilintisi gibi çalışmış. Bu ülkede de PKK'nın uzantısı gibi çalışmak suçtur. O sebeple ben bu suçun cezası olarak eğer böyle derse, yani onların adına konuşamam çünkü yargıdır onlar, derse belki kapatacak, belki kapatmayacak. Belki hazine yardımını kesecek, belki bazı siyasi yasaklar getirecek. Şu anda HDP kapatılmadı ki, HDP devam ediyor zaten. Eğer hukuk devleti olmasaydık, HDP bir kişinin sözüyle kapatılsaydı kapanırdı. Ki Avrupa'da böyle bir dava açılmış olsaydı HDP 40 kere kapanırdı. Yani Avrupa yasalarına göre HDP'nin bu yaptıklarına baktığınız zaman 40 kere kapanırdı ki ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararının 115 sayfasını tane tane okudum. Ve 115 sayfalık sadece o kararı Anayasa Mahkemesi'ne götürün verin AİHM'in kararını yine kapatırlar. Yani AİHM orada tutukluluk süresi uzundur demiştir. Yoksa Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla o çağrının ardından kaç kişinin öldüğünü, kaç kişinin yaralandığını tek tek yazmıştır AİHM. Selahattin Demirtaş'ın tweetini koymuştur. HDP'nin tweetini koymuştur. AİHM'in kararında bunlar vardır. Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine sokağa çıkılmış ve şu kadar ölümler olmuştur demiştir Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Çok ilgi. Bu iş tartışılmıyor işte. Örtülüyor. Şimdi Kürt sorununu Sayın Aytuğ Bey ne dedi ya, bunu belirlemek kimin haddine? Yani sorun vardır yoktur demek. Tamam da Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Kürt sorununu biz çözeceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı tartışmayı konuşuyoruz şu anda. Yani Sayın Kılıçdaroğlu çıktı. Kürt sorununu biz çözeceğiz dedi ve biz bunu konuşmaya başladık. Evet, eğer Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp da böyle bir şey belirleme hakkı yok dediniz ya. Yok, o hakkı yok. Kullanmasaydı, hakkı belirlemeseydi. Belirlemedi ki. Yani demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hakkı yoktu. Yanlış konuştu diyorsunuz. Hayır, hayır, onu demiyorum. O belirlemedi ki. İnsanlar sorunum var diyor, biz de çözeceğiz. Hayır, hayır, ama Kemal Bey başlattı. Kürt hayır, hayır. Sorununu biz çözeceğiz dedi. Açalım. 10 yıllardır olan. Açalım. Kürt sorunu nedir? Açalım. Alper Bey'e sordunuz. Kürt sorununu söyleyin sordum, dediniz. Statüleri ama yok dedi. Ben Alper Bey dedi. Ana dilde yetinmeli yok dedi. Şahsım adına tabii söylüyorum. Yerel şahsi olarak ben, verilmeli dedi. Alper Bey'in söylediklerinden işte Kürt sorununun içini dolduramadığımız zaman ben gerçekten üzülüyorum. Bakın şöyle üzülüyorum. Kürt sorunu diyerek sorun değil, Kürtlerin varlığı ortaya konuyor. Bu sefer Kürtler üzülmeye başlıyorlar. Çünkü mesela sözde Kürt sorunu diyoruz. Kürtler aslında dedi. Kürtler mi? Kürtler üzülmeye başlıyor. Kürtler üzülmeye başlıyor. Sözde Kürt sorunu diyerek aslında Kürt sorununun sözde olduğunu söylüyor ama sözde kelimesini Kürt kelimesinin önüne getirmiş oluyoruz sonuçta. Sanki sözde Kürt gibi algılanıyor. Ya böyle bir şey yok tabii. Böyle bir şey demiyorsunuz ama bunu böyle varlıklarını tartıştırdığınız için sorunu ortaya koymadı Kemal Bey. Yani Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp da şu 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 sorunlar var çözeceğim demek yerine Kürt sorunu diyerek koskoca bir ortaya balon koydu. Olur mu? 22 madde. İşte tam vermedi, detayına arkadaş girmedi. Detay var, kitap hazırladık. Soru hemen şunu söyleyeyim. Tabii canım, 22 soru 22 cevap. Ediniz. İşte ha, şu anda tartışılan da balon bu yok. Değil. 22 soru 22 cevap kitap yayınladık. Ne var orada işte? Orada bir şey yok işte. 20 yok. Okudun bir mu? Müsaade Allah aşkına, edin. Bir müsaade edin. Allah aşkına okudun. Aytuğ Bey ben size müsaade hiç girdim mi araya? Okudum bir müsaade edin ya. Bir müsaade edin ya. Okudum veya okumadım. Ya Kemal Bey'in yazdıklarından, söylediklerinden, takip ettiklerimden Kürt sorununa dair somut bir şey söylemediğini görüyorum. O kitabı okumamışsın işte. Şimdi. Okumamışsın. Aytuğ Bey yani böyle yaparak tartışmanın az önce söylediğiniz şey
Kürt sorununu belirlemek kimsenin haddine değildir değil. Diyorsunuz. Haddine ama değil. Genel başkanınız Kemal Bey bunu söyledi diyorum. Onlar, bu kadar basit. O zaman Kemal Bey'in de haddine değil diyelim. Affedersiniz, çok özür dilerim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da haddine değil demiş oluyorsunuz. Hayır efendim. Kürtler sorunlarını söylemiş, biz de çözüm üretmiş. Bu kadar basit. Şimdi benim önüme dünyanın bütün dillerini atsalar, hiç dil bilmemiş olsam, içinden iki tane dil seç deseler, benim önüme atsalar, bir tane Türkçe'yi alırım. Ana dili gibi, ana dili gibi. Evet. Yani anamın ak sütü gibi der Nihat Sami Banarlı. Onu alırım. İkinci dil olarak da ben Kürtçe'yi alırım. Alır, öğrenirim. Çünkü o da benim öz kardeşimin dili. Müslüman kardeşimin dili. Kürtler her şeyden evvel Müslüman bir topluluktur. Ben onu alırım, kullanırım. Ve Kürtçe'yi öğrenmek isterim. Her yerde de kullanılmazsan hiç rahatsız olmam. Kürtlerle ilgili. Şimdi öğrenebilirsin Sacı Bey. Öğrenirim de fırsatımız işte. Dil öğrenmeye fırsatımız olmuyor. Verdiğim örnekten niyetim anlaşılsın diye söylüyorum. Şimdi mevzu burada. Kürt sorunu dediğiniz zaman eğitim sorunu, sağlık sorunu ya da adalet sorunu mu? Mesela devlet 6 Eylül'de okullar açıldığı zaman bütün çocukların sıralarına kitaplarını bıraktı. Ücretsiz olarak. Eskiden biz sahaflardan alırdık. Bu kitapları İstanbul'daki, Konya'daki, Kayseri'deki, Trabzon'daki çocuğun önüne koydu da Hakkari'nin bir köyündeki çocuğun önüne koymadıysa, Şırnak'taki çocuğun önüne koymadıysa o zaman ben hop derim. Bak Kürtleri sorun olarak görüyorsunuz. Niye o çocuklara kitapları vermediniz derim. Türkçe kitaplardan böyle bir şey olmadı. Böyle bir şey olmadı. Şimdi oraya da geleceğim. Oraya geleceğim. Böyle bir şey olmadı. Sağlık noktasında her yere hastaneler açılıyor. Buraya açılmıyorsa. Havaalanı noktasında her yere havaalanı açılıyor. Bu tarafa açılmıyorsa. Bunlar sorundur. Yani somut sorunları ortaya koymak gerekiyor ki. Şu anda Diyarbakır Havalimanı inanın Anadolu'daki birçok havalimanından çok daha lüks. Ben senin sözünü atmak için sormuyorum, yanlış anlama. Buyurun. Fikrini tut ve söylemeye devam et. Şimdi diyorsun ki Türkçe kitaplar işte burada dağıtıyor da doğuda dağıtmıyor mu filan noktasında. İşte orada problem orada zaten. Orada hangi kitabı dağıtıyor? Türkçe kitabı dağıtıyor. Yanında bir Kürtçe kitap dağıtıyor mu? Veya Diyarbakır'da, sen Diyarbakır'a gittin. Diyarbakır'da anons yapılıyor. Türkçe, İngilizce, Kürtçe anons duydun mu? İşte mesele biraz bu mesele. Oradan tamam, biraz anlayacağız arkadaş. Yani benim o zaman Kürt sorunu demeyeceksiniz. Ne diyeceğiz? Kürtçe sorunu diyeceksiniz. Kürtçe Kürtçenin mi? Konuşulması diyeceksiniz. Ben bir şey söyleyeyim bir de. Bak. Detaya gireceksiniz. Tamam, buyurun şey peki. Söyleyeyim. Ama devam ben edeyim. Yok, evet, devam edeceksiniz. Ya ben senin sözünü kesmek için söylemiyorum. Böyle sakin sakin tartışabiliriz. O anlamda söylüyorum. Şimdi sen az önce bir cümle söyledin. Dedin ki Kürtlerin Kürt sorunu lafından rahatsızlık duyduğunu ima ettin. Tam tersine benim gördüğüm, benim tanıdığım Kürtleri en çok inciten, rencide eden dil, Kürt sorunu yoktur dilidir. İşte ha. Yani Abi, bundan rahatsız benim oluyorlar. Dediğim bu sorunun işte. Olduğunu Türkler olarak i̇şte kabul siz... edin ve bu sorunu birlikte çözelim anlayışını savunun. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir durum var işte. Kürt sorunu dediğiniz zaman sanki Kürtler bir sorunmuş gibi. Yani. Sanki Kürtler sanki burada sürekli bir sorun teşkil ediyormuş gibi. Bu ülkede daima sorunlu insanlar Kürtlermiş gibi algılanıyor. Oysa ya sistem 70'li yılların ortasında PKK kurulduğu zaman 1980'de biliyorsunuz 80 darbesiyle beraber aslında PKK'nın palazlanma dönemidir. Yani PKK'yı palazlandıran 1980 Kenan Evren'in yaptığı askeri darbedir. Diyarbakır cezaevinde oradaki Kürt kardeşlerimize uygulanandır. Şimdi Kürt sorunu diyerek Kürtlerin siz varlık temellerini ortaya koyup bu sefer Kürtlüğün kötü bir şey olduğunu, hayır, Kürt olmanın bir saniye algılanan kötü bir şey demiyorum zaten. Ne diyelim? Algılandığını söylüyorsunuz. Ne diyelim? Sorunu direkt ortaya koyun. Ne diyelim? Deyin ki Kürtlerin dillerini konuşma sorunudur var deyin. Hemen şuna dönelim, çözüm sürecine. Çözüm sürecinde AK Parti veya MHP mesela o dönem karşıydı. Yani çözüm sürecine. Hayır efendim bu çözülüm süreci, açılım süreci, bu çözülme süreci oldu dedi mesela o dönem. Ben de o dönem çözüm sürecini askerimizin kanı akmasın. Bundan sonra çatışmalar olmasın. PKK silah bıraksın diyerek destekledim. PKK silah bırakacaksa ben bu süreci destekliyorum dedim. Her şey konuşuldu. Ya bu ülkede bana Türkçe bir ekmek ver diyen insanlar oldu. Bu ülkede Kürtçe video çekeceğim diye üstüne çatal bıçak fırlatılan ve yabancı memleketlerde ölmek zorunda kalan, yaşamak zorunda kalan değil, ölmek zorunda kalan Kürtler oldu. Kürtçe konuşturmuyorlardı, kitap bastırmıyorlardı. Şunu da demek istemiyorum bu arada. İşte Kürtleri incitiyor dediğim o. Ya Kürtler, kitabınızı basıyorsunuz. Videonuzu çekiyorsunuz. TRT Şaşı izliyorsunuz. Oturun oturduğunuz yerde gibi bir şey oluyor bu sefer. Böyle bir şey de denmiyor. Hak varsa konuşulsun. Yoksa Kürtlere zaten verildi canım.
Daha da bir şey verilmesin bunlara ya. Otursunlar oturdukları yerde gibi bir şey değil. Güzel. Sorun varsa hepimizin sorunudur. Türkiye'nin sorunudur. Eğitim, adalet olarak görmek gerekiyor. Türkçe bilmeyen Kürtler var. Ben konuştum HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde. Tercüman aracılığıyla konuştum orada nöbet bekleyen anneyle. Tercüman aracılığıyla konuştum. Kamu hizmeti ve alırken derdini kamu hizmeti alırken de Kürtler şu anda var, Kürtçe evet. Tercümanlar var. Evet. Kürtçe hatta bir davada Kürtçe tercüman getirdiler. Kürtçe bilmiyor. Ben eleştirdim. Ya dedim hem tercümanlık hakkı veriyorsunuz. Adamı getirmişsiniz Kürtçe bilmiyor ya diye eleştirdik. Yani bugün adalet noktasında Kürtler eskiden bırakın savunmayı mahkemeye gidemiyordu. Bugün gelinen noktada Kürtçe tercümanlar var mahkemelerde. Peki, İşte bu eşitlik ve adaleti sağlıyor. Benim demek istediğim bu. Hı-hı. Kürtleri incitiyoruz. Her konuşmada Kürtleri incitiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hata Kürt sorunu dediği şeyi açmalıydı. Topluma açmalıydı. Bugün Kürt sorunu diyerek yerel inisiyatifler ve ana dil noktasını tartışıyoruz. Ana dil noktasında eğer siz okullarda vesairelerde Kürtçe olarak eğitim alınacak derseniz bu sefer bu ayrı bir devlet noktasına getirir işi. Ayrı bir devlet mi kuracak, özellik mi isteyecek? Ben Kürt vatandaşların böyle bir talebi olmadığını bölgede biliyorum ağırlıklı olarak. Ayrı bir devlet kurmak, bölünmek, parçalanmak değil sadece. Kürtlerin de faydasına olmayacak bir iştir. O yüzden birçoğu ayrı bir devlete sıcak bakmaz. Peki. Çünkü parçalamış oluyorsunuz o insanları Refah Partisi'nin kapatılmasıyla. HDP'nin kapatılma davası aynı şey değil. Dönemin zorbaları tarafından Refah Partisi'ni, AK Parti'ye uydurulmuş Google belgeleriyle kapatmaya kalktı. Bugün HDP'yi konuştuğumuz nokta sakın ha sakın şu tehlikeye düşmeyelim. Kürt sorununu açtığınız zaman bir numaralı Kürtlerin bir numaralı sorunu PKK'dır. Çünkü PKK Kürt anaların ve babaların evlatlarını daha kaçırmaktadır ve ölmelerine sebep olmaktadır. O yüzden Hacire Ana HDP'nin önüne gitmiş, camı çerçeveyi indirmiş, evladımı verin demiştir. Peki. Ne oldu? HDP'nin önüne gidince de evladını aldı bu arada. Geldi. 234 aile 2 yıldır HDP'nin önünde bekliyor. HDP kepenkleri indirdi, kapıdan içeri almadı. Evet. Keşke HDP o aileleri alsaydı. 32 aile bu sayede evlatlarına kavuştu. Kürtlerin ve Türklerin ortak düşmanıdır PKK. Kürt kardeşimin bir sorunu varsa bu aslında Kürtlerin sorunu değil, bütün Türkiye'nin sorunudur. Siz bunu bir problemi Sayın Atiye Bey'in dediği gibi bir vatandaşın problemi varsa o bir vatandaşın problemidir. Artık bunu vatandaşlık temelinde, bireyler temelinde ele almalıyız ve Kürtlerin varlığını ortaya koyup da ontolojik olarak Kürtleri tartışmaya başladığınız zaman son cümlem şu: 99 sene Edebiyat Fakültesindeyim. Kürt Dili Edebiyatı. Hoca anlatıyor, ismini vermeyeceğim. Ya arkadaşlar, Kürt ismi nereden doğdu biliyor musunuz? Hani karların üzerine basarken kart kurt kart kurt ediyor ya. Ha, kurt 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 ederken olmuş sana Kürt. Öyle anlatıyorlardı. Kürtçe diye bir dil yoktur deniyordu. Bu geldiğimiz noktada ki biz reddediyorduk o zaman da bunları. Bu geldiğimiz noktada Kürtler diyerek, Türkler diyerek insanları ayrıştırmayın. Sorun varsa Türkiye'nin sorunu haline getirelim. Kürt sorunu diyerek sıfat tamlaması haline getirmeyelim bu işi. Sıfat tamlaması yapıp sıfatları ve ontolojileri ve varlıkları peki, tartışmayalım. Peki. Her varlık tartışmamız maalesef PKK'nın işine yarıyor. Bu Kürt sorunu demeniz maalesef PKK'nın işine yarıyor. Ki Kürt kardeşimin elbette sorunu vardır ama bu sorun Türkiye'nin sorunu olarak çözülmelidir ve öyle adlandırılmalıdır. Peki, evet. Teşekkür ediyorum. Alper Bey'e döneceğim. Alper Bey, size de aynı soruyu soracağım. Sizin bilginiz var mı bu yönde? Kürdistan Özgürlük Partisi ve size göre siyasi partiler kanununa nasıl kabul edilir? Sonrasında ise biliyorsunuz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sık sık dostlarımızla birlikte vurgusu yapıyor.